Sevgili izleyenlerimiz, kontrolün ikinci bölümünde Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Destan dediler. Üç değerli konuğumuzla yıllar boyu kuşaktan kuşağa anlatılacak bir zafer olarak nitelediler. Gerçekten de Bursaspor tarihine altın harflerle yazılan bir destandı bu. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen ikinci yarıda Sivas maçında konuşacağız ama son günlerde bu Fenerbahçe galibiyetinin üzerinden dillenen bir olay var. Şampiyonluk artık o kadar zor değil. Geçtiğimiz hafta sevgili Şenol Ulusavaş bu karşılaşmayı kazanırsak ilk ikinin en büyük adaylarından biri oluruz dedi. Onu soracağım ama önce sevgili Naiman'a sormak istiyorum. Bursaspor'un şampiyonluk havasına girdiği söyleniyor. Girmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü şu alınan, arka arkaya alınan başarılar, puan durumundaki gösterge, klasmandaki önünde oynayacağı maçlar, bunlar için neler söyleyeceksiniz? Söylediğiniz kelimeyi biz daha telaffuz etmek istemiyoruz. Hem yönetim, hem hocamız, hem futbolcu arkadaşlarla da Ertuğrul görüştü. Bu kelimeyi daha bizim kullanmamamız gerektiğini söyledi. Niye? Bu kelime biliyorsunuz en uç kelime. Bunun kullanılması, ha beyninde tut, gönlünde aklından çıkarma, bırak. Kalbinde tut, beyninde tut. Her an aklında olsun ama telaffuz etme diyor hoca. Yani söylediklerinizin hepsi çok doğru. Biz o kelime için en kuvvetli adaylardan biriyiz. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Dün akşam maçta Feyyaz Uçar'la Hakan Şükür vardı. Biliyorsunuz onlar TRT1'de yorum yapıyor galiba. Feyyaz Uçar Lig TV'de, Hakan TRT1'de. Ha. Orada ayaküstü konuşuyorlardı. Ben de Yılmaz Hoca ile iki dakika lak lak ediyordum. Hakan Feyyaz'a dedi ki, Feyyaz dedi galiba Hakan'a. Ya artık Bursaspor'un en büyük şampiyon adayı olduğunu bizim vurgulamamız gerekiyor televizyonlarda dedi. Katılıyor öyle musun sen de dedi. Katılıyorum, bundan sonraki şeyimiz yani birlikte hareket edelim der gibi bunu konuştular. Şimdi artık bunu söylemeye bırak başkası söylesin. Başkası söylesin. Biz söylemeyelim. Bizim kalbimizde, beynimizde, aklımızda ve başkaları söylesin. Biz oraya doğru Allah'ın izniyle ya yürüyoruz. Onlar söylemez Ferra abi. İstanbul basın bana bize öğretme. Biz yıllarca şampiyonluk olduk. Söylemezler abi daha ya. Bunlar akşam ya. Ben bir iki kanala takıldım. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya, onlar neler ya Bursaspor iki kelime yapma. Hakan söyleyebilir de Feyyaz'ın belki söyleyebilir. Hakan söyleyebilir de bunlardan dost olmaz boş ver ya. Yani İstanbul'un bile görüşü. Olmasın yani ben onların öyle bir şeyi söyleyeceğini yapacağını falan düşünmedim. Yalan, öyle bir inanmam şey, onlara. Kendi aralarında bile konuşmaları böyle bir gerçeğin artık ortada olduğunun gösterdiği. Sahte abi o konuşmaları inanma. Niye yapsın öyle bir şey? İşte öyle yapıyorlar. Bir tek orada belki dediği gibi Mustafa Hoca'nın Hakan işten söyleyebilir. İster artık hepsi, yapsınlar ister bak Beşiktaş'a yapmasın. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a mal olmuş bunlar insanlar tamam mı? O Beşiktaş Galatasaray camiasına onlar hepsi amigoluk yapıp ekmek yiyorlar. Yani bunları benim dediğim spor yazarları. Doğrudur. Selçuk'u da dahil hepsi de dahil. Hani şimdi baş ver onları inanın. Doğrudur neyse biz otur. Ben bir anekdot olarak aradım. Çok güzel söyledim. Bir anekdot ama. Yani bunlar bile artık dillendirmeye başladığına göre ama hiç iyi şeyler değil. Olacak demektir. Bahtiyar'ın dediği gibi dillendirmeleri çok zor. Bazı şeyleri göbekten bağlılar. Hayatta işlerine gelmez. Sivas olayı var. Sivas örneği. Bilal sonuna çok yakınız dedi. Sonunda olmadı. Olmadı. Peki benim de kafamda bir başka bir şey daha var. Acaba bizim yolumuzu keserler mi? Yani bu belki şimdi ben burada edindiğim bilgileri belki burada söylemeye kalkarsam bir 180 günde bana gelir belki hocam. O zaman takımda maça gidecek yönetici kalmaz. Yani tabii ki İstanbul kulüpleri büyük lobiler oluşturmuşlar. Yıllardır bu konuların içindeler. Sürekli şampiyonluğa abone olmuşlar. Bahtiyar'ın dediği gibi hepsi basın ve medyanın silahı. Yani bizim önümüzü keserler mi kesmezler mi bilmem ama o üç büyüğün dışında... Yani ben dün yorumlara, bugün yorumları okuyorum. Gazetelerdeki bütün yorumları okuyorum. Ben her sabah okurum onları. Kim ne yazmış diye. İnanın herkes Fenerbahçe'nin dağımın hatalarından, Bayıca'nın yanlışlarından konuşuyor. Bizim Bursa Spor'a da tam biterken bir cümle var. Evet Bursa Spor'da oyundu, disiplinden kopmadı, hak etti, kazandı. Bu kadar. Ya kardeşim biraz da Bursa'yı bir
ele şöyle aç, anlat, şu adam böyle oynadı, Ömer'in kafası yarıldı, Can Siperen. Yok bunlar, bunlar doğal. İnşallah mecbur kalacaklar hocam. Mecbur kalacaklar. Sayfaların başına yaz. Paşa paşa anlatacaklar. Peki. Pek o kadar ileri. Ağzın bal yesin diyorum. İnşallah mecbur kalacak. Şimdi Şenol'a soruyorum. Şenol geçen hafta bu maçı alırsak ilk ikinin kesin adaylarından biri oluruz demiştim. Yani ben açıkçası böyle içimde bir ürperti vardı. Hatta Ferru Başkan'a da söylemiştim. Güverti ben dedim. Ayağın uğurlu gelsin. Sen ne diyorsun Bursaspor'un şampiyonluk gösteren? Şimdi Ferru abi ne dediği doğru tabii. Yani kulübün bunu telaffuz etmemesi doğru bir şey. Ama biz telaffuz edebiliriz. Yani şimdi neden telaffuz eder? Bu Fenerbahçe'yi yendiğimiz için değil. Fenerbahçe'yi herkes yeniyor. Herkes yeniyor derken Anadolu'da herkesin Fenerbahçe'yle ilgili, galibiyetle ilgili bir sürü anısı var. Fakat bakın bu takımı ne yapıyorsunuz? 5 gün evvel 3-0'ın rövanşında 3-0 yapıyorsunuz. Son saniyede gol yiyorsunuz 3-1. Bakın bu tarihi bir şey. O bile tarih. Bakın bu yaşanmasa o bile yıllarca anlatılacak bir şey. Onlarca yıl anlatılacak bir şey. 3-0'a 3-0'a yakalıyorsunuz. 5 gün sonra gidiyorsunuz. 2-0'dan 3-2 yapıyorsunuz. Ya böyle bir şey bu inanılır gibi değil. Yani mucize gibi bir şey. Bakın 6 tane gol atıyorsunuz. Bakın bunu atlıyor herkes. 2 maçta 6 tane gol atıyor. Gol yiyor Fenerbahçe ve siz 6 tane gol atıyorsunuz. Bu olağanüstü bir şey ya. Artık biz bu ülkede 200 milyon dolarlık bütçesi olan Türkiye'nin hakikaten bence en büyük kulübü. Bu kulübü siz bu hale getirebiliyorsanız artık bizim de artık birden ikiden söz etmemiz son derece doğal. Bizlerin tabii ki. Onlar zaten işlerine inanıyorlar. Dışarıda ama herkes söyleyecek. Çünkü beklenti yükseltirseniz olmaz. Dışarıda ne dediniz kardeşim derler. Bu çok doğal bir şeydir. Ben de yönetici olsam ben de söylemem. Ama ben şu yönetici değilim. Ben düşündüklerimi çok net söyleyebilirim. İnandıklarımı gördüklerimi. Ben bu takıma hakikaten inanıyorum artık. Mesela Ertuğrul Hoca ben konuşması hatta bir gün beraber olduğumuzda söyleyeceğim. Benim şeyime dokunmaya başladı. İyi takım değiliz. Ama iyi takım yoluna yolundayız diyor. Ya iyi takımız biz işte yendik Fenerbahçe'yi demiyor. Ama bakın. İyi takım değiliz biz diyor. Takım değiliz ama yolundayız daha diyor. Haklı. Bu halbuki ben de istiyorum. Artık tamam iyi takımız ya. Yendik işte Fener'i de yendik. Trabzon'u da yendik. Bakın Ertuğrul Hoca. Ertuğrul Hoca bize Diyarbakır'dan gelmedi. Oyunculuğuna bakın Ertuğrul Hoca'nın. Yıllarca İstanbul'da oynadı değil mi? Beşiktaş'ta oynadı. Ve Beşiktaş'ta çalıştı. Oraların o yapısını çok net bildiği için bizdeki dünya eksiği o net olarak biliyor. Belki de ben ve benim gibi düşünen taraftar zihniyetiyle düşünüyorum. Ama o iç bakın buradaki eksikleri düşünüyor. Buradaki eksikleri o nasıl biliyor? Ya biz ya baktığınız zaman biz öyle aman aman bir takımız. Biraz evvel bir şeyden bahsettiniz. İşte Ertuğrul Hoca nasıl beceriyor dedi Ferru abi. Bu kadar fiziksel gücü bu kadar yüksek takım. İşte Fener'dekiler Galatasaray Arda'dan bahsetti. Ya bakın bizde yıldız yok ki. Yıldızlar yürür. Bizdekilerin hepsi asker. Bizde yıldız dediğimiz adamlar bile Sercan hala bizde. Bakın onlar Fener'den bize dönselerdi ha sorun. Ama hala bizde oraya gitmedi ki bu adamlar. Oraya gitseler sorun. Ondan sonra dönüşte sorun olur. Ama hala bizimkiler birer askerler. Fiziksel güçlerinin yüksek olduğu zaman çok başarılı oluyorlar. Düşsün bakalım bizimkiler fiziksel olarak güç kaliteleri düşsün. Birkaç haricinde çok iş yapacak oyuncu. O anlamda yok. Bakın bizim önümüzü biraz evvel dediniz önümüzü keserler mi? Bizim önümüzü ne keser biliyor musunuz? Biz keseriz. Biz derken taraftar, kestik. Hayır. Sivas maçı. Onlar da kesmez. Onlar da kesmez. Benim şahsi düşüncem bizde 4 tane nokta yer var şu anda. İsim vermeyeyim. Hepsi çok başarılı bizdeki oyuncuların. Ama 4 tane adam var. Allah bunlara sakatlık vermesin. Bakın bizi bir tek çünkü muadillerimiz yok. Şimdi de geniş kadro bilmem ne falan diyoruz ama derinlik 3-4 adamın derinliği yok bizde. İsim gerek yok. Hepsi çok başarılı ama herkes biliyordur. Benim kafamda 4 tane adam var. Bu adamlar sakatlanırsa Allah göstermez. İşte biz o zaman geriliriz. Ama bunlar sezon sonuna kadar aynı fiziksel güçlerini koruyarak gidersek hala iddia ediyorum. İlk ikinin en büyük adayı benim şahsi fikrim. Biziz. Bakın nasıl biz son maç Trabzon-Fener maçının sonucunu bekledik. Hatırlıyorsun bir gün liderdik biz son gün. Bakın aynı noktaya gelebiliriz. Son maç İstanbul'da oynanacak Fener Trabzon. Belki o günü bekleyebiliriz diye düşünüyorum yine. Onu konuşmuştuk hatırlama eksik vardı. Bizde de Beşiktaş. Beşiktaş'ın da hiçbir şeyi. Bakın son hafta eğer Bursa Spor kafaya oynarsa, yani kafaya derken şampiyonluk Fener Trabzon oynuyor. Şimdi bakın enteresanına bakın. Oynamadan 3 puan alıyoruz Ankara Spor maçında. Son haftaya giriyoruz. 3 puanla giriyoruz. Şu anda o klasmanı Galatasaray'la Kayseri'nin puanları sanal. Çünkü 3'er puan koydular onlar kendilerine Ankara Spor maçında. Tabii. Biz daha koymadık o 3 puanı. Tabii. Biz en son koyacağız. Evet. Son maç Beşiktaş. Bir de maç Bursa'da yani.
Haydi ama bu garantisi bakın hiçbir şey. Mesela yok. Mesela. Yani, oldu ama geçen sene. Gene geçen sene Fenerbahçe Trabzon son maçtı hatırla. Sivas. Sivas kimse diyemedi ki. Sivas mı şampiyon olacak? Beşiktaş aynı son haftaya kadar belli değil. Ama hiç maçın tabii garanti. Hatırlayın tabii, Fener Denizli maçı. Denizli'deki maç kimin aklına gelir? Ya, bu futbolda her şey var. Fakat bakın biz bu arayı geçerken ben diyorum ki biz ilkin adayız ama biz zannetmeyin ki herkesi yenerek geçeceğiz. Hayır bakın biz puan kaybedeceğiz. Tabii ki canım. Kesinlikle puan kırmızı kaybedeceğiz. Kırmızı yanacak yani. Hep yeşil yanmayacak. Kesinlikle kaybedeceğiz. Ama gördüğümüz bu Fenerbahçe ve Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kesinlikle onlar en az bizim kadar puan kaybedecekler. E bizim kadar puan kaybedecekse de zaten kafa kafaya gireceğiz. Neye kalacak iş? Galatasaray maçı bence ciddi bir daha bu işin içinde Fenerbahçe, Trabzon var, Beşiktaş, Fenerbahçe var, Kayseri, Beşiktaş var. Galatasaray, Fenerbahçe var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayseri var. Var da var yani. Biz bunu anlatırken biz hani Fener'i yendik. Hani çıtırlarla oynamayacağız ama. Fener'i yendik. Biz herkese üçer atarız. Hayır. Biz gideceğiz beraber. Belki içeride beraber kazanırız ama onlar da ciddi puanlar kaybedecek ama biz lig sonuna kadar şu görüntü bizi ilk ikinin ciddi adayı halinde getirdi. Şu maçta getirdi. Çünkü bütün bakın biraz evvel konuşma yaptı. Feyyaz'la Hakan. Ben de katılıyorum. Bütün ülke artısını tescilledi artık bize. Bakın bu bütün ülke tescilledi. Evet ya bu Bursa takımı artık ne desinler bir hafta evvel şans deseler 3-0'a. E gittin 4 gün sonra 3 daha attın. Bak bunu anlatıyorum size. Tescillendi damga koydu ya. Bu, evet ya herkes inandı. Bütün ülke inanıyor artık bu takıma. Evet. Yani fazlasıyla inanıyor yani. Esas, esas güzel tarafı bu. Hani tesadüfen bakın Fener'i herkes yeniyor diyorum bir kere yenersin ama ya üçer üçer iki defa da yenersen ya bunda bir hakikaten ya bir damga sadece Fener değil ki Galatasaray'ı yendin, Beşiktaş'ı yendin, tabii. Trabzon'la beraber kaldın, yenilmedin. Ya şu, evet. Şu arayı bahsediyorum yani. Puan durumunu verelim diyor sevgili yönetmenimiz. Ver, ben de bu arada hemen Bahtiyar'dan görüşleri alayım. Evet Bahtiyar, şampiyonluk yaşadın sen ama Bursa Spor'da olmadı. Ama şampiyonluğu yorumcu olarak yaşamanı istiyorum. İnşallah. Evet şu anda 30-22. Hafta itibariyle puan durumu geldi. Orada puanları görüyoruz. Bizim bir maçımız eksik. Bir maçımız eksik. Bakın oradaki puanlarda Kayseri ve Galatasaray'ın puanlarına 3'er puan ilave edilmiştir. Ankara Spor maçlarıyla. Galatasaray'ın 47 puanı var. Çıkarsa 44'te kalır. Kayseri'nin 42 puanı var. Çıkarsak Ankara Spor maçını 39'da kalır ama bizim temiz, net, brüt değil. Net orada 43 puanımız var. Şimdi o da ilave olursa 46 olur. Bir de maçımız eksik. Kasımpaşa ile 10 Mart oynayacağız. Sen Beşiktaş, Bursa Spor'un şampiyonluk maçının şansını nasıl görüyorsun? Ya dedim ya işte şimdi dediği gibi puan kaybedeceğiz tabii ki. Hiç ummadığın anda puanlar kaybedecek ama onlar da kaybedecek. Burada görünen gerçek Bursa Spor'un şu anda kazanma azmi, maçı bırakmaması 90 artı 5'e kadar dahi olsa maçı bırak. Bunun en güzel örnekleri bir Denizli'de yaşandı. Son dakika Zapor'un attığı gol. İşte bu maçta yaşandı. Yani Bursa Spor her maçta bırakmıyor. O bakımdan şimdi Bursa Spor sezon sonunda Şenol'un dediği gibi %100 ben de yani şu yani biz futboldan gelme insanlarız. Yani o şey veriyor, o tünel gözüktü artık, bizim ışık gözüktü. O karanlık yok artık. O bakımdan şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hakikaten yani bu ikinci yarı Şenol'un gelmesinden sonra, Şenol Güneş'in gelmesinden sonra Trabzonspor biraz toparlandı. Biraz göz alıcı futbol oynuyor ama Galatasaray, Beşiktaş ya daha hala koca Galatasaray. Yani bütçeleri 200 trilyon, 300 trilyon olan kulüpler Arda'dan santrfor yapıyor ya. Daha doğru dürüst. Yani doğru dürüst bir santrforları yok. O bakımdan şimdi şu anda Bursa Spor'un elinde çok büyük bir koz var. Bunu ben bir de şurada size katılmıyorum. Yani Ferro abi dedi ki tabii ki bu politik bir şey de. Şimdi Bülent geçen sene Sivas'ta dedi işte şampiyon falan. Ya neden inandıktan sonra ben şampiyon olacağım demek çok daha benim mantığıma daha şey geliyor. Evet. Uygun geliyor hani senin dediğin gibi. Sen de hani bir taraftar gibi hep yenmesini istiyorsun. Hep şey yapma olmasını istiyorsun ama. Ya sen Fener'i İstanbul'da yendin. Beşiktaş'ı İstanbul'da yendin mi? Hem de üçer üçer atarak. Üçer üçer atarak. İki mağlupken üçü attın mı? Sen demek ki üstün bir takımsın. Nasıl Bayern Münih dışarıda ben şampiyon olacağım, yeneceğim diyorsa. Zamanında Ajax veya şimdi Inter falan. Mourinho ne yapıyor? Hep devamlı işte ceza alıyor. Konuşmasından ceza alıyor. Bilmiyorum. Ben büyüğüm diyor. Ben diyor Milan'la oynadığım zaman oynadı. 6 kişi de kalsaydım diyor. Ben Milan'ı gene yenecektim diyor. Mesela geçen Inter Milan maçında. Inter'den 2 oyuncu atıldı.
Yani adam o kadar inanmış ki takımına. Yani Ertuğrul Hoca da çıkabilir. Mourinho gibi. Ben inanıyorum kardeşim bu çocuklara. 8 kişi de olsam ben Fener'i 3-2 yeniyorum işte atıyorum. Beşiktaş'ta İstanbul'da yeniyorum. Fener'de yeniyorum. Galatasaray'ı da yeniyorum. İşte dışta ben bunları alıyorum. Ben şampiyon olacağım demesi benim açımdan çok daha şey. Evet. Uygun. Şimdi herkesin kafasında bu son 2 ay öncesine yani devre arasına kadar sevgili Naim'in şöyle konuşuluyordu. İşte ödemeler yapılmıyor da futbolcuların biraz burun böyle kırıklıkları var, buruklukları var. Kardeşim ödeme yapılmadıysa bu adamlar kafası yarılan Ömer Erdoğan kanlar akarak nasıl oynuyor bu takım? Yani artık bir yerde muhalefetinde yavaş yavaş sesinin kesmesi gerekiyor. Yani maddi ekonomik kriz her kulüpte var da böyle bir şey var mıydı yani? Ya, ödeme olmadı halde bu çocuklar bu kadar oynuyor. Böyle mi oynuyor yani? Bir de ödeme yapılsa ne olur, nasıl oynayacaklar? 10 gün gecikmiş abi ödemeler. 10 gün. İkisi de futbol oynadı profesyonelce. Bir futbolcunun transfer taksidini almasında 10 gün gecikme. Yok, bahis konusu yapılacak bir şey mi? 10 gün peşin ödemesi. Bak buyurun. Yani peşin bütün olay budur. Bir 10 gün gecikmemiz oldu. Geçen dönem işte bu bahsedilen zamanda. Hemen 11. gün ödendi. Tabii ki yaşanıyor. Yani Bursa Spor öyle çok büyük gelirleri olan filan akarı olan bir takım değil. Bursa Spor belli imkanlarla yoluna devam eden ve bu zor şartlara rağmen şampiyonluk için mücadele eden, başını koymuş bir takım. Zaman zaman belki gene 20 gün bir ay sonra gene belki yaşanacak bir 10 gün 15 gün belki gene bir gecikmeler olacak. Ama bunlar bu ya işin Bursa Spor'da kimsenin parası kalmaz yani. Abi ya. Ama bakın ben bu hemen araya gireyim. Bakın şu anda böyle durumlarda Batı Arap'ta yaşadı. Hani para diyorsunuz ya. Şu anda parayı falan yok canım futbolcular parayı görmez. Bir şey vardı. Ya futbolcuların düşündüğü yok zaten. Tabii ki. Bakın bu çok başarılı. Bakın onlar çok başarılı. Onlar adına düşünenler var. Var. Ne diyorlar? Bilhassa. Bakın çok başarılıyken düşünülmez. Ha başarısız gitseler bakın inanılmaz kaynar içerisinde. Ama bu başarıda zaten bunlar Türkiye'de öyle vitrinler ki sene sonunda fiyatlarını 3'e 5'e katlıyorlar. Galatasaray takım hiç para almadan UEFA şampiyonu oldu biliyorsunuz. Bakın hiçbir ödeme almadılar bir sene. Fatih Gece banka açtı be. Kendisi para veriyor. Banka açtı da Hacı'nin parasını getirdi. Bakın yakalanan verdi derler. Yakalanan bu başarı. Yok ya Fatih. Para ikinci planda kaldı. Yönetim de o konuda çok rahat biliyor musunuz bence şu anda? Yani ben de yönetici olmak isterim. Şu anda ya para bulamasalar bile bakmayın burada çok bir sorun yaşanmaz. Dediği gibi 20 gün gecikmiş, bir ay gecikmiş. Şu anda nereye kadar gecikirlerse geciksinler. İnşallah gecikmezler ama gecikseler bile buradaki olay başka tarafta artık. Yani para falan değil. Para bir de anlatıyorum. Yani ben sene sonunda fiyatımı birken 5'e çıkartacaksam aptal mıyım burada kendimi frenleyeyim ya? Para ödemediler diye. Bu tamamen antiprofesyonel. Bir de akşam, olur yani. Pardon Şenol. Bir de akşam neyi çok sevindim biliyor musun? Orada televizyonu seyrederken ki ben Yalova'dan geri döndüm maça giderken. Bir işim icabı. Şu belediye başkanı var ya alnından öpmek lazım. Daha 4. dakika golü yedik. Tabii ben böyle bir canavliyle seyrederim maçları. Çok dikkatli izlerim. Recep böyle yanımda da kimseyi istemem böyle. Lazım, böyle daha 4. dakika golü yedik. Recep Başkan başladı konuşmaya. Kızdı herhalde. Sonra o 3-2 duruma geldiği zaman falan böyle yüzü gülüyordu falan. Yani Bursa Spor'un böyle de bir yani bak şimdi Denizli'de biz devamlı dolaştığımız için futbol çevremiz de geniş olduğu için her şeyi biliyoruz. O bakımdan şimdi bir Denizli'de bir belediye başkanı 5 lira kulübe yardım etmiyor biliyor musun? 5 lira yardım etmiyor. Yanına uzaktan bu adam yani gece gündüz Bursa Spor'un yanında. Gece 3.30'da otobüsün içinde. Ha. Evet bakın işte görüntülere Sedat Kere getirdi. Bu spor kameraları orada. Bak, Ahmet Divlecek gece işte. Gece gündüz Bursa Spor'un yanında. İşte. Ve yani saat kaç sularında bu? 2.30. Gece sevgili izleyenlerimiz gece 02 sularında Recep Altepe Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa Spor otobüsünde kahramanların içinde. Bu bir belediye başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii canım bir ton sorunları var ya şehrin. Şimdi çok Bahtiyar'ın söylediği olaya da hemen değinmek istiyorum. Ben de aynı şekilde gördüm başkanı. Tabii Aziz Başkan sevindi golver olunca. Kulüp başkanları şerbetli. Yani bir gol yiyor, ikinci gol yiyor. Örneğin orada bir Gaziantep'in başkanı olsaydı veya ne bileyim Eskişehir'in başkanı olsaydı. Ama Recep Başkan gönülden. Tabii canım konuşuyor ben orada kestim. Şey yok, antrenmanı yok. Belli ediyorsun, hani, ben de ben bazen derim ya ben kulüp başkanı olsam böyle gol falan yesek yanındaki adam da zıplasa işte X kulübün başkanı hep birader falan derim yani. Evet, oturur yerine derim yani. Böyle bir şey yaparım.
Şimdi bunlar önemli şeyler. Bahtiyar'ın söylediği gibi. Hani onu diyeceğim. Yani böyle bir Bursa böyle bir belediye başkanına da sahip. Yani ben belediye başkanına da en ufak bir işim de yok, bilmem neyim de yok da ama yani Bursa Spor belediye başkanı dahi büyük avantaj. Belediye başkanı dahi büyük avantaj, inanmış durumda. Bugün ne böyle Koca Denizli'de bir tekstil şehri, güzel bir şehir, Ege'nin ikinci büyük bir şehri. Ama yanlarında yok ya. Mesela şimdi, Diyarbakır'da yanlarında yok. Bilmem ne spor, iski spor mu, fiski spor mu ne onu şey yapıyor yok. Mesela falan. Ne daha neler var? Şu soru aklımıza gelen bunlar. Sevgili Naiman, Sayın İbrahim Yazıcı maçta değildi. Görev şey olarak onun yerine bir anda Büyükşehir Belediye Başkanı devreye giriyor. Bakınız. Tabii. Çünkü cezası nedeniyle. Tabii cezası. Sevgili izleyenlerimiz, bazı bugün yorumlar gördüm internette. Nerede İbrahim Yazıcı? Belediye başkanına mı kaldı? İbrahim Yazıcı cezalı efendim. Ya. 15 gün cezalı tedbirli olarak bitti. Bu hafta bitti. Tribünle stadın önünden geçmesi yasak. O geçen Fenerbahçe maçı var ya. Sevgili izleyenlerimiz, programın sonuna geldik. Ben bir kısa anekdotla bitirmek istiyorum. Bu arada ceza aldık diyoruz ama Bursa Spor Fair Play Ligi'nde 18 takımı Fair Play Ligi'nde 39 puanla birinci. Bakınız dikkat ediniz. Bu kadar cezalar alıyoruz ama birinciyiz. İkinci Gençler Birliği. Diğer o kulüpleri altlarda. Artı bugün A2 maçı vardı. Beşiktaş ki A2'de iddialı. Arkadaşlarımız çektiler. Onları da ekrana getiriyorlar. Berabere kaldık. Önemli bir başarı bu A2 takımı için. Bir anekdotla veya bir saptamayla bitirmek istiyorum. Şampiyon olabilir miyiz? Şu anda Bursa Spor'un puanı 43 sevgili izleyenler. Geçen sezon 22. haftada ki puan tablosuna aşağı baktım. 42 puanlı Beşiktaş var. Bakınız Sivas'ın puanı ise 45. 42 puanlı Beşiktaş 22. haftada 42 puan. 34. haftada 71 puanla şampiyon olmuş. Yani 3. sıradaki Beşiktaş şampiyon olmuş. Bu şunu gösterir. Bu sezon 68-67 ile 71 arasında dönecektir puan tablosu. Halbuki daha önceki senelerde biliyoruz ki 73 ile 81 arasında dönüyordu. Son dönemlerde puan yavaş yavaş inmeye başladı. 71 puanın altında yok şampiyonluk. Ama bu sene 68-69-67 şampiyon yapar toplayan takımları. Çünkü görüyorsunuz Fenerbahçe'de kaybediyor, Galatasaray'da kaybediyor, Beşiktaş'ta kaybediyor, Trabzon'da kaybediyor. Bursa Spor kazanıyor. Umarız bunlar olur deriz diye düşünüyoruz. Sayın Naiman, son bir sizle bitirelim. Sivas karşılaşması Sakarya'da oynanacak. Takımın morali iyi, yönetimin morali iyi, taraftar camianın morali iyi. Ne diyorsunuz? Oradan bir veda edelim sizinle. Taraftara söylemek istediğiniz, bizi ben izleyenlere. Üç gün önce galiba Hürriyet'in ilavesine bir beyanda bulundum. İşte abi Fenerbahçe maçı var, ne diyorsunuz, ne yapacaksınız? Artık bizim o devirlerimiz geçti. Şenol'un dediği gibi maç burada olur, başka yerde olur, Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Bursa Spor bunları aştı. Biz çıkacağız, alnımızın teriyle futbolumuzu oynayacağız, kazanacağız, geleceğiz hocam. Başka hiçbir şey söylemiyorum. O zaman ben de bir saplamayla, sevgili izleyenlerimiz, bundan yaklaşık 3-4 sezon öncesini hatırlıyorum. Bursa Spor yönetiminden giderken puan almaya gidiyoruz deniyordu İstanbul'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Şimdi veyahut da puan ya da puanlar deniyordu sizlerde o zaman ama artık öyle bir şey. İstanbul'dan puan çıkarmak, 3 büyük kulüpten puan çıkarmak Anadolu takımı için çok büyük bir olaydı. Ama görüyorsunuz Türkiye'de futbol artık Anadolu'nun ağırlığını koyduğu bir gündeyiz. Ve Anadolu'nun yıldızı olacak takım da Bursa Spor olacak diyoruz. Bu yıllardır bu görüşe hakim ama bu sezon 2009-2010 sezonu bunu gerçekleştiririz. Hedefe çok yaklaştık. Yorumcularımız da aynı görüşü birleştiler. Ve sevgili Naiman teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hoş ama geldiniz. Bir şey antiparantez. Şenol'un söylediği gibi her maç maçtır. Yani burada en ufak takımla oynarken, ufak dediğimiz lig sıralamanın sonlarında olan takımla oynadığımız maçlarda puan kaybedebiliriz. Kesinlikle. Bu bir gerçektir. Bozma. Hiç yani bunu yaşayınca biz bundan etkilenmeyeceğiz. Bütün camia buna hazır. Her yani 34x3 olsa zaten futbol oynanmaz. O kadar. Dünyada var mıdır böyle bir şey bilmiyorum. Her şey olabilir. Böyle bütün maçlarını kazanıp da şampiyon. Çok enteresan. Ama biz gerilmiyoruz evet. Yani hiçbir maçta. Sevgili Şenol çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, ağzına sağlık sevgili Bahtiyar Yorulmaz. Bu akşam iki eski futbolcuyla
hem anıları tazeledik, hem nostalji yaptık, hem de geleceğe baktık. Sevgili izleyenlerimiz ve yöneticimiz de burada umut seven ifadeler verdi. Bir daha söylüyoruz. O kelimeyi konuşmak istemiyoruz. Biz Bursa Spor yönetimi, taraftar ve teknik kadrosu olarak. Ama biz o kelimeyi dillendirebiliriz. İstiyoruz o şampiyonluğu. Umarız görürüz. Evet, her zaman olduğu gibi kontra ekibi olarak mutlu akşamlar dileyeceğiz. Yüzünüz hiç solmasın. Yüreğinizde yeşil beyaz sevgisi hiç eksik olmasın. Mutlu kalın, hoşça kalın.